Selam arkadaşlar. Bahsettiğimiz gibi vlog serimiz devam ediyor. Sizde bugün de PİS tecrübesiyle ilgili bir şeyler bahsetmek istiyorum. Yarın İstanbul Park'ın düzenlediği PİS günleri etkinliğine katılacağız. Aracımızda bu sefer E90M3 ile katılacağız. Hazır PİS konusu geçerken kendi edindiğim tecrübelere dayanarak PİS öncesi yapılması gereken hazırlıklar, detaylar, aracınla ilgili dikkat etmeniz gereken şeylerden de kısaca bahsetmek isterim. Bunlar en doğrularıdır demiyorum. Sadece benim yurt içi ve yurt dışı tecrübelerime göre edindiğim bilgiler. Daha doğrusu daha teknik bilgiler de olabilir. Ben böyle yapıyorum. Belki siz de bunlara dikkat edersiniz diye üzerlerinden geçmek istedim. PİS türü deyince tabii her şey en önemlisi otomobilinizin durumu. Aracınız ne olursa olsun, isterse çok düşük güçlü, isterseniz bir süperkar olsun. PİS etkinliklerine katılırken her zaman arabanın kondisyonunun iyi olduğuna emin olmanız lazım. Kondisyonun da bir numaralı ana maddesi motor. Aracınızın benim önerim PİS, sezonluk bir PİS olayınız varsa ki ben biraz öyle düşünüyorum. Şu an yaz bitti, Eylül'e girdik. Hani kış sezonu başlıyor gibi. O yüzden ben sezon öncesi birkaç pist veya yol etkinliği de düşündüğüm için aracın yağını değiştirdim. Zaten normal rutin periyodik bakımının süresi yaklaşmıştı. Biraz öne çektim onu. Aracınızın yağının ve diğer likitlerinin iyi durumda olduğundan emin olun. Bilhassa pistte biraz daha performanslı sürüş odaklı düşünüyorsanız fren hidroliğinizin de iyi olduğundan emin olun. Çünkü hızlı gitmek kadar hızlı durabilmek de önemli pistte. Benim aracımda normal Castrol'ün BMW'nin önerdiği yağ vardı. Biz onu Castrol SRF yüksek ısıya dayanıklı hidrolikle değiştirdik. Bu benim bütün otomobillerimde yaptığım bir iyileştirme. Ben kendim çok memnunum. Yağ seviyesini, hidrolik seviyesini mutlaka piste çıkmadan kontrol edin. Motordan sonra gelecek en önemli de yürüyen aksam olacak. Burada da amortisörler, jantlar ve frenler düşünebilirsiniz. Bu otomobilde amortisör ve fren sistemi standart olduğu için daha çok lastik ve jantla ilgili kontrole bakacağız. Bu otomobilde de takipçilerimizin bildiği üzere yeni Oz Racing Hyper GT jantlarımız takıldı. Ve Michelin Pilot Sport 4S lastiklerimiz var. Hatta pistte de bu lastikleri detaylıca değerlendirme fırsatım olacak inşallah. Pist öncesi lastiklerinizin aracın önerilen basınç ayarlarında olduğundan emin olun. Fakat bazı pistlerde, bilhassa semisilik lastiklerde biz önerilen basıncın biraz altına indiriyoruz ki pistteki ısınmaya karşı da bir tolerans piyasayımız kalsın diye. Mesela şu an aracımızdaki basıncı kontrol edelim. Olması gereken 2.4 vardı. Bizim aracımız 2.3 hafif düşmüş. Biraz o yüzden ekliyoruz. Şimdi ideal basıncına ulaştı. Bu işlemi tüm lastiklerimize yaptıktan sonra, kontrol ettikten sonra lastik kontrolünü pist etkiliğine kadar biraz bekletebilirsiniz. Aynı zamanda benim kendi pist için kullandığım birkaç ekipmanı da bu arada göstermek isterim. Herkes bu kadar tam teşekküllü olmak zorunda değil ama bizim gibi pist seviyorsanız ve senede 2-3 kereden fazla gidiyorsanız bu ekipmanların çoğu sizin de işinize yarayacaktır. Bunları göstereceğim size. Bahsettiğim ekipmanları da ufakça tanıtmak isterim. En önemlisi bizim her zaman kullandığımız iyi bir kaskınızın olması. Ben kendim bunu 1 sene önce almıştım. Kendime özel renklerde ve isimlerimle yaptırdım. Tabii bu opsiyonel, herkes bunu yapmak zorunda değil. Kask olmazsa olmaz. Diğer kişisel ekipmanımızda tabii ki sürüş eldivenleri önemli. Bizim mümessili olduğumuz Momo'nun eldivenlerini kullanıyor. Ve kaskınızın içinde mutlaka olması gereken, sizi olası kazalarda bir yangın ve alev durumuna koruyacak olan balaklava dediğimiz kask içi maskeniz önemli. Bunu sizde olmasa dahi pist temin ediyor ama bizim gibi sıkça piste gidiyorsanız kendinize ait özel olmasında ve mümkünse de FIA onaylı ateşe dayanıklı olmasına dikkat edin alırken. Otomobille ilgili ne gerekli derseniz de mutlaka 1 litrelik yedek yağ ben herkese öneriyorum. Olur da yağınız azalırsa herhangi bir şekilde aracın üzerindeki ben Castrol 1060 kullanıyorum. Onun 1 litre yedeği var. Olur da bir eksilme olursa aşırız performans kullanımda. Onu mutlaka yanımıza alırız. Pist günü içinde aracın lastik basınçlarında bir düşüş yapmak isterseniz, indirmek isterseniz ya da hangi ısıya çıktığını görmek isterseniz bir lastik basınç saati. Mümkünse böyle analog olanlarını öneririm. Dijitallerde hata payı oluyor. Biz birkaç yıldır Spark 12'ni kullanıyoruz. Gayet memnunum. Son olarak mecburi değil ama benim önerim aracınızın ilk yardım kitinin güncel olduğundan ve aracınızda olduğundan emin olun. Güncel derken ne demek istiyorum? Aracınız bizimki gibi 4-5 veya 6-7 yaşındaysa veya daha eskiyse içindeki ilk yardım kitinde bulunan ilaçlar falan süresi geçmiş olabilir. Genelde kimse pek buna bakmaz ama ben şahsen buna dikkat ediyorum. Benimki hep her sene yenisini alırım. Olur da minik bir şey olur. Yani tabii büyük kazada zaten ambulans müdahalesi gerekir ama ufak bir yerini arabanı tamir ederken elinizi kesersiniz bir şey olur. Minik bir müdahale için araçta tutmakta fayda var. Bunlar şahsen kendimin tecrübelerimden sonra edindiğim, benim gerekli gördüğüm minimum ekipmanlardan ibaret. Hepsini veya bir kısmını alabilirsiniz. Daha bizden daha bu işe kafa kırdıysanız belki daha da fazla ürün ekleyebilirsiniz.
profesyonel yangın söndürücü alabilirsiniz, komple yarış tulumu alabilirsiniz, ön arka çeki demirlerinizi yanınızda özel olarak bulundurabilirsiniz. Bizim minimum önerdiğimiz ekipman bunlar. Bir de aracınızda çekim yapmak istiyorsanız GoPro ya da telefon tutacağı gibi birkaç aksesuar da alabilirsiniz çekimlerinizi de yapabilmeniz için. Ama şu an bunlar minimum ihtiyaçları karşılıyor. Biz de yarınki pist gününe de bunlarla gideceğiz. Pist gününe gidişimiz, aracın oradaki minik ayarlamaları vesaireleri de yine sizinle paylaşacağız. Şimdi o zaman ufaktan piste yollanalım. Evet, pist günü geldi. Birazdan yola çıkacağız. Aracımız hazır. Arkadaşlarımız da bekliyor. Onlarla birlikte olup peş peşe gideceğiz. Piste görüşmek üzere. Maslak'tan yola çıktık. Murat arkadaşım da bizimle geliyor. İki araç gidiyoruz. Murat'ta da şahane bir 997 turbo var. Biraz hormonlu bir turbo. O yüzden ona pek sataşmayacak. Peş peşe uslu uslu gideceğiz. Murat'la ufaktan bir yan yana hafif basacağız. Tabii ki arabası 1000 küsür beygir. Sadece size şunu göstermek istiyorum. E90M3 günümüz standartlarına göre yavaş bir araba sayılmaz. 400 küsür beygir. Fena gitmiyor. Yapılı bir yüklü turbonun E90M3 gibi bir arabaya attığı farkı görmenizi istiyorum. Teknolojinin geldiği nokta. Pozisyondan da bahsedeyim. Omuzlarınız koltuğa dayandığında, kolunuzu uzattığınızda bileğinize direksiyonunuzun üstü gelmesi ideal pozisyondur. Hem kollar hem bacaklar açılı ve kırık bir pozisyonda olsun. Onun dışında yüksekliği olabildiğince aşağı tabii iyidir ağırlık dağılma açısından. Ama tabii aşağıda olacak diye de önünüzü veya aracınızın etrafını göremeyecekseniz yükseltin. Ben bu şekilde kullanıyorum. Eldivenlerimizi de takacağız şimdi, piste çıkıyoruz.
I said I'm moving too far. Shooting star, got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you want shining like. Güzeldi, güzeldi ama çok sıcak. Araba gitmiyor. Fren lazım. Standart frenlerle. Zor. Ama beklediğimden iyi. Şanzıman çok güzel. Oturaklı. Yol lastikleri de gayet iyi. Memnunum ama geliştirme için çok pay var. Evet, bir pis günümüzü daha bitirdik son seansın ardından. Güzel, keyifli geçti. Aracı sevdim. E90 beklediğimden daha, yani stok bir arabanın olabileceği en hazır hallerden biriydi. Jantlarımızın da farkını hissettim. Ayarlı KW yayın da verdiği tokluğu hissettim. Çok sıcak bir gün olmasına rağmen araba keyif verdi. Hararet, yağ sıcaklığı gibi bir problem çok şükür yaşamadı. En önemlisi kazası belasız gittik geldik. Bu videomuzda bir pist maceramızı sizinle paylaşmak istedik. Umarız hoşunuza gitmiştir. Bir tek eksiği frenlerdi sanki. Frenler biraz şiş. İşte erken. Belki bir frenkit operasyonu bir şey olabilir. Bekle, bana kalın. Hoşçakalın.